9 Eylül günü kendisinin yanına gittik, Abdülkadir Kuday'ın. Orada Metris cezaevinde ziyaret ettik kendisini. Aynı zamanda Ergin Aktaş'la da görüştük, yanındaki birlikte kaldıkları arkadaşı. Kendisi bizim yanımıza görüşe sedyeyle getirildi. Daha önceleri tekerlekli sandalyeyle gelebilecek durumdaydı ama durumu bayağı bir ağırlaşmış durumda. Doktorlar da zaten bu durumu belirtiyor. Kendisiyle sedyede o şekilde görüşme gerçekleştirebildik. Konuşmakta çok zorlanıyor. Daha önceleri de böyleydi ama artık zaten 4-5 cümle edebildik birlikte. Birbirimizi görmek babında gerçekleşti. Birkaç cümle edebildi. Zaten cezaevinde kaldığı koşullarla ilgili de birkaç şey belirtti. Yemek yeme problemi çok fazla var. Her şeyi yiyemiyor. Özellikle zaten hastalığı sebebiyle protein ağırlıklı beslenmesi lazım. Buna ilişkin zaten birkaç talebi olmuştu. Cezaevi yönetimiyle onları da belirttik, görüştük kendileriyle. Yakın dönemde işte durumu ağırlaştı. Zaten nefes almakta ALS hastası. ALS hastalığı dışında 16 tane hastalığı var. Çok ağır bir durumda. Hastaneye kaldırıldı, kritik bir durumda. O süreçte hastanede de bazı problemler, aslında hukuka aykırı bazı durumlarla karşılaştı. Mesela şu anki aslında insan onuruna bağdaşmayacak, insan onuruyla bağdaşmayacak bazı muamelelere maruz kaldı. Şöyle ki durumu itibariyle kendi ihtiyaçlarını giderebilecek durumda değil Abdülkadir Kuday. Bu noktada da bir refakatçinin, bir yakının onun yanında olması, ona yardımcı olması gerekli. Bunu hastane yönetimi kabul etmedi. Refakatçi olmadan tedavisini sürdürmek istedi. Kendisi de bu durumda tedaviyi kabul etmeyeceğini belirtti. Bu yüzden de tedavisi devam etmedi zaten hastanede. Ya cezaevindeki durumuna ilişkin ATK'nın iki kere cezaevinde hayatını devam ettiremeyeceği, idame ettiremeyeceği, tek bunun raporunu ATK vermiş, Adli Tıp Kurumu vermiş durumda. Buna ilişkin olarak da avukatları zaten başvurularını yapmış, tahliye edilmesi gerektiğine dair taleplerini yapmış ve reddedildi bu talepler. Cezaevinde kalamayacağına ilişkin rapor olmasına rağmen. Bu da ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğu sebebiyle reddedildiğinden bahsediyor savcılık. Şu anda önümüzde hukuki süreç olarak devam eden bir Cumhurbaşkanlığı affı için başvurusu yapıldı. Bununla ilgili bir süreç şu an gündemde. Bunun akıbetini bekliyor arkadaşlar, bunun sürecini yürütüyorlar. Şu anda zaten Abdülkadir Kuday'ın yanında bir Ergin Aktaş bir hükümlü kalıyor. Daha önce Serdal Yıldırım yine Abdülkadir Kuday gibi durumu ağırdı ve hayatını idame ettirmekte zorlanıyordu. Aslında kaldıkları koğuş itibariyle de arkadaşlar tam bir dayanışma içinde, hani birbirlerine şey yapıyorlar, birbirlerine bakıyorlar gibi bir durum var. Ama sayıları şu an sadece iki kişi, Ergin Aktaş ve Abdülkadir Kuday birlikte kalıyor. Bu durum da aslında çok zorlu onlar için. Çünkü Ergin Aktaş da aynı şekilde hastalıkları olan, birçok hastalığı olan bir mahpus. Durumu onun da şeydir. Onun da Adli Tıp Kurumu'nda kalmasının, cezaevinde kalmasının Adli Tıp Kurumu tarafından verilmiş, cezaevinde kalmasının, tek başına kalmasının, hayatını idame ettirmesinin zor olduğu ve na ilişkin rapor var. Adli Tıp Kurumu'ndan da verilmiş. Yani iki tane mahpusun da, bir arada kalan iki mahpusun da Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalamaz raporu söz konusu. Buna rağmen birlikte de dayanışma için hukuki boyutta bir değerlendirmeden ziyade, yani şu anda geldiğimiz aşama hayati tehlikesinin bu kadar arttığı, aslında doktorların da söylediği yerden ifade edeyim, bu koşullarda çok yakında kötü bir haber alınabileceğinin bile bir an önce çözülmesi gerektiğini onlar da farkına varmalı. Cezaevlerinden artık insanlar, maalesef ki bunu söylemek durumundayım, yakınlarının, hayatını kaybetmiş bir şekilde yakınlarına kavuşmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten koşullar bu durumu hem daha da hızlandırıyor. Cezaevinde kalmaları, kaldıkları cezaevinin de hani özellikle Metris R tipi, özellikle hastalar ve bakımı gerekli mahpuslar için olsa da cezaevi koşulları, özellikle şu Abdülkadir Kuday durumunda 40 kiloya düşmüş ve gittikçe ağırlaşan bir hasta için çok çok daha durumunu kötüleştiriyor ve geri dönülemeyecek sonuçlara yol açacaktır bu durum. Bir an önce bu konunun çözülmesi gerekiyor.